Algoritmas. Kuruyor. Kuruyor ne var? Kör. Işıklandı. Akşam madde ışıklandı. Bir şeker mi olmuş? Aldın mı dün? Ne? Sarımsaklar aldın mı dün? Geçebilirim. Yasin bugün her şeyi devirip duruyorsun be. Mumu da devirdin kaç kere. Bugün aksilik var. Evet arkadaşlar. YouTube kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Giriş biraz geç oldu bu sefer. Size doğayla
baş başa bıraktık ve bugün biz neredeyiz? Yayladayız. Yasin'in aklına uyduk. Bizi kendine uydurdu, yaylaya getirdi. Işık da yok. Bizim evde mi, evin tesisatından bir sorun var yoksa yaylada elektrik mi yok bilmiyoruz ama yaylaya çıktık geldik. Allah, buz gibiydi, sobamızı yaktık, oh, evimiz ısındı, çayımızı demledik. Şimdi yemeğimizi hazırlayacağız, pratik. Allah, ben mumumu aldık. Tam eski günlerdeki gibi oldu, bir yandan da hoşuma gitti. Aynen, nostalji. Ama gaz lambamız olurdu önceden, şimdi mum var. Ebemle biz yaylada oturduğumuz zamanlarda, vay be. Yemeği yerdik abi, hemen söndürüyordu. Ben de kızardım, hiç uykum gelmezdi. Biraz daha dursun diye, o da gazı biter oğlum derdi. Vay akşamları be. Hiç sevmezdim küçükken. Küçükken biz yaz tatilinde ona arkadaş olurduk. Çocuklar varken yaylamış. Ne televizyon ne internet, hiçbir şey olmazdı ama sürekli oyunlar oynardık, bir şeyler yapardık. Evet. Akşam da erkenden yatardık. Ama arkadaş olmadı mı çekilmezdi. Ve bir de köyden gelen arabaları gözlerdik cuma günleri pazardan. Köydekiler bir şey göndermiş mi diye koşardık. Ya da biri gelmiş mi arabayla. Şimdi yumurtalarımızı nasıl kıracağız Yasin? Kırarsın. Onlar kızarsın. Aman yine devirmiyorum. O evi yakacaksın şimdi. Sabitleyemedim ben bunu. Bir daha. Bir. Sakın. Sakın aman. Ortalarımı ödenle sardım oğlum. Bak. Ne? Tabak. Kaç tane bir alın? Kaç? 3, 4. Ver ya. Acıktık ya. O kadar yol yürüdük. Ay Yasin. Dağları aç. Hadi bakalım Yasin. Bana koş. Bana. Evet, hadi bakalım Yasin. Şunu da bir. Yardımlaşma. Şöyle bir göstereyim. Üç kişi bir yemeğiymiş. En kolay sözde yumurta kırmaktır ama üç kişi anca yapıyoruz. Elektrik olmayınca. Evet, yumurtamız hazır. İndirelim Yasin. Mis gibi kokuyor. Sobada da ayrı mı pişiyormuş? Babamız maşallah var ya, ne güzel yanıyor. Çayımızı unutma Yasin. Aynen, o kofanın üstüne koy ver. Çayımızı da getir gel. Aman ne nazlı çıktın be Yasin. Ben unuttum elektrik. Hoppa. Çokmuş bu çay. Bilemiyorum ki. Ama çok
bakalım yansın çaylarımızı. Yansın kafan ışığımızı söndürdü be. Dilde çıkar. Narik üzümü. Üzüm. Evet arkadaşlar, sabah oldu, yeni bir güne daha başladık, elimizi yüzümüzü yıkadık, işe koyulduk, sarımsaklarımız vardı, biraz soğanlarımız vardı, hepsinden biraz ektik bahçemize ihbara çıksın diye. Dün bir tane de yanımıza ceviz fidanı almıştık, onu dikelim dedik buraya, bize inşallah büyürse burada gölgelik yapsın diye, hem de meyvesinden faydalanırız diye. Getirdik yaylamıza, inşallah tutar. Bize hem gölgelik olur hem de faydalanmış oluruz. Daha önce başka fidanlar da almak istiyorduk. Tabii denk gelmemişti. Bu sefer getirebildik. Dün gece de bayağı bir ilk aşaması güzeldi arkadaşlar ama sonrasında biraz bizi sarstı. Bir fırtına çıktı, rüzgar çıktı, sobamız bayağı bir dumanlattı, evin içinde göz gözü görmüyordu. Kapıları pencereleri açtık, biraz gecemiz stresli geçti, korktuk boğulacağız diye valla. Değil mi abi? Allah'tan sonrasında
Çözüm bulduk da sonra sabaha sıcacık uyandık. Okuyan aktik baba. Bol bol fidan mı? Bir şey versin Cemil Bey. Cevizimizi diktik. Onu sapasağlam bir korumaya aldık. Biliyorsunuz arkadaşlar burası yayla. Burada hayvanlar özgür. Ve zarar dokunmasın diye ona korumasını da diktik. İnşallah bizi hayal kırıklığına uğratmaz. Güzel bir fidan olur. Büyür burada. Yeşil bir ağaç olur. Yaylamızda bu sene kar az biraz arkadaşlar ya. Önceki senelerde Şubat ayında değil bu toprağı görmek daha Mayıs'ta Nisan'da anca görürdük ama bu sene daha Şubat'ta kar bu kadar. Bu sene biraz bizim burada kış az geçti maalesef. Yağmurlar güzel yağdı Allah'a şükür ama kar eskisi kadar yağmadı bu sene. Yine de buna da şükür. Yine de en azından yayla yeşil. Bir şey yap abi. Sen geldiğinde burası evler gömülüydü garda değil mi? O zaman hangi aydı? Şubat mıydı? Birkaç sene önce arkadaşlar babam gelmişti kışın yine. O zaman evlerin boyunda kar vardı. Neredeyse böyle evler gözükmüyordu. Ama bu sene az. O zaman bizim konteyner yoktu. O zaman olsaydı acaba nasıl olur? Güzellikten de ayrılmak zor oldu abi ya. Öyle tadı çıkar işte. Evet arkadaşlar, yayla tatilimizin sonuna geldik. Ve önümüzde uzun bir yol var. Böyle. Uzun yol var ama manzara da en azından yolculuğumuz. Manzaralar yolun yarısını. Tam böyle insan yok. Kar var, su var, yeşillik var. Evet arkadaşlar, bu videomuzdan da o kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Bye bye.